İbni Kayyım Rahmetullahi Aleyh'ten aktarıyorum. Medarucu Selik'in birinci cilt. Çok baskısı var. Hangi baskı olduğunu sayfa veremeyeceğim ama birinci ciltte yüz, yüzüncü sayfadan itibaren ibadet konusunu ele alıyor. Orada çok enteresan noktalar. Diyor ki en güzel ibadet en uygun zamanda en uygun görevle Allah'ın rızasını kazanmaktır diyor. Bu sloganı unutmuyoruz. En güzel ibadet en uygun zamanda, en uygun görevle Allah'ın rızasını kazanmaktır. Çünkü müminin hedefi Allah'ın rızasını kazanmak. Eğer razı olmuyorsa Allah bu işten. Sen onu istediğin kadar çok yap, az yap, bir önemi yok ki. Çok yapmışın, az yapmışsın Şu hiç önemli değil. Bu sebeple en uygun, en güzel ibadet zamanı ve şekli Allah'ın razı olacağı şekilde yaptığın ibadettir. Buna şimdi örnekler veriyorum. Ben çok halkça bir örnek vereyim. Bir Müslümanın annesi kıvranıyor. Nefes darlığı çekiyor. O da annesini bırakmış bir cüz Kur'an okuyor. Bugünkü cüzüm eksik kalmasın. Bırak Allah'ın rızasını kazanmayı vebale giriyor. Annesinin halbuki solunum cihazını taksa, annesi rahat nefes alsa, bir hatim, on hatim indirmekten daha büyük iş yapacak çünkü farz o iş. İstediğin kadar Kur'an oku, Kur'an okumak nafiledir. Müslüman tercih yapmayı bilemedi mi, büyük mukaddeslerle uğraştığını zanneder. Halbuki uğraştığı şey, çapı mukaddes çap ama onun uğraşma tarzı mukaddes değil. Yani vakti gelmemiş bir şeyin şifresini çözmek gibi. Yani yayın yok. Yayın yok ama sen işte televizyonu açıyorsun mesela. Yayın yok. Sen istediğin kadar aç televizyonunu. Yani Allah neyi nerede istiyorsa onu görmek istiyor. Ve bu kolay değil. Zor bir şey bu. Neden? Saniyesinde değişken bir sistem bu. Sabah ezanı okunurken ananın da devrede olmaması gerekiyor. Ama sabah namazının sünneti değil. Farzı bu sefer. Sabah namazında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toplam 3 sayfa Kur'an okumuş. Bu da sünnettir zamm sure olarak. Anan yoğun bakımda ise İhlas ile namazı kılacaksın. Pratiklik ve Müslümanlığın azameti bu zaten. Donup kalmıyor bir köşede. Buzdolabı dini değil İslamiyet. Hayat dini. Medine'de başlamış bütün evren için geçerli. Sadece dünya için de değil. Bu büyüklük bir eğitim meselesi. İslamiyeti 32 farzdan ibaret zannedenin bunu anlaması mümkün değildir. 32 farzla başlayan 32 milyon projesi olan bir dindir İslam belki. 32 milyondan da fazladır. Böylece İslamiyet çağların dinidir. Bütün evrenin dinidir. Bunu daraltanlar katildirler. Din katilidirler. İslamiyeti kendi kafalarının küçüklüğüne göre küçültmüşlerdir. Ben bu kadar yapabiliyorum derse masumdur. Evet Allah onu küçük çaplı yaratmıştır. Benim yaptığım kadardır. Başkası olmaz. Benim hocamın yazdığı kitabı okumayan dalalettedir diyen bu katilliği ortaya koyuyordur. Allah İbni Kayyım'a e tekrar rahmet etsin. Şimdi örnekler veriyorum. Diyor ki فَافْضَلُ الْعِبَادَةِ fi فَقْتِ الْجِهَادِ Cihat gereken zamanda en büyük ibadet cihattır. Velev ki senin okuduğun zikirleri, gece namazını, orucunu, velev ki namazın dört rekatını tam kılmanı engelliyor olsun. Cihat en büyük ibadettir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek veriyor. Ashabına dört rekatlık öğle namazını nöbetleşe birer rekat kıldırdı. Çünkü cihat devredeydi cihat devredeyken öğle namazı bile nöbetleşe birer rekat ashab-ı kiram birer rekat nöbetleşe namaz kıldılar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve idakun tefihin fehakam telomus salat Kur'an-ı Kerim'de ayet bu nisahı öresinde. nöbetleşe kıldılar bir rekat nöbet kıldı cephenin gerisindekiler ileri gittiler namaz içinde bu ha gittiler öbürleri geldi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına geçtiler bir rekat daha onlar kıldılar efendimiz ikiyi kılmış oldu onlar geri gittiler, öbürleri geldi bir daha kıldılar. Çünkü diyor, topluca namaz kılınsa düşman boşluktan istifade edecek. Bu yani İbn Kayyım'ın söylediği söz işte cihat zamanı tesbihim vardı, virdim vardı. İşte bugün pazartesi orucuydu. Bunlar yok artık. Neden? Çünkü ana ibadet durumuna geçti cihat. Farzı ayın oldu. Çok enteresan örnek. Bunları not tutalım. İkinci notuna dikkat edelim. Diyor ki: "Vel fi vakti huduri Evine misafir geldiği zaman en değerli ibadet misafire hizmet etmektir. Oturup tesbih çekmek değildir. Bunu özellikle söylüyor. Ve hanımın varsa, çocukların varsa, onlar da senden soğuk kalıyorlar, uzak kalıyorlarsa senin en önemli ibadetin çoluk çocuğunla ilgilenmektir. Farz namazı gene kılıyorsun. Ama çocuğu ihmal edip, hanımını ihmal edip tesbih çekmek için tekkeye gitmek yok o zaman. Diyor. Bu örnek çok enteresan. Misafir geldiyse, vel afdalu fi vakti hudurı eve misafir geldiği zaman mesela el kıyamu bi hakkı misafirin hakkını ver misafirin hakkı nedir misafire hizmet etmek yemeğini vermek yatağını hazırlamak neyse örneklere devam ediyor. Ve lafzalu fi yuqati seher vakti. Seher hangi vakittir? Sahur yapıyoruz ya. Sahur bu kelimeden geliyor. Seher vakti en önemli iş namaz kılmak, Kur'an okumak, dua yapmak, zikir etmek, istiğfar etmektir. Her şey değişti bu arada. Niye? Vakit seher. O bil yestagfirun diyor Kur'an çünkü. Seher vakti iyi müminler istiğfar ederler diyor. Demek Allahü Teala o vakitte kitap yazmanı istemiyor. O vakitte sosyal faaliyet yapmanı istemiyor. O vakitte de ne istiyor? Namaz kıl, Kur'an oku, dua et, zikir yap, istiğfar yap. Diyor. Bir başka örnek yapıyor. "Vel efdalu fi vakti istirşadı talip." Önünde bir şey öğretecek bir talebe bulduğun zaman ki vakit orada bir şey öğretme vaktidir. En afdal ibadet onu öğretmektir. Ve ona örnek göstermektir. Abdest böyle alınır demektir. O arada sen yani bir çocuğa abdesti öğretecek bir fırsat buldun. O esnada bir cüz Kur'an okudun, yanlış iş yaptın. Kur'an yanlış değil. Senin yaptığın yanlış. Tıpkı Kur'an'ı abdestsiz tutmanın yanlış olur. Allah'ın kitabı diye Kur'an'a sarılabiliyor musun? Abdestsiz sarılamıyorsun. Çünkü bir usulü, kuralı var. Aynı şey de burada geçerli. وَالْاَفْضَلُ ف۪ي اَوْقَاتِ الْاَذَانِ Şimdi dikkat ediyoruz. Ezan okunmaya başlanınca en büyük ibadet okuduğun Kur'an'ı bırakmak, çektiğin tesbihi bırakmak, müezzine icabet etmektir. Onun için ezan okunurken Kur'an okumak mekruhtur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin ezana başladı mı onun dediğini tekrar edin diyor. Allahu ekber. Sen de Allah-u Ekber diyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah diyor. Sen de onu diyorsun. Eşhedü enne Muhammedun Resulullah diyor. Onu diyorsun. Hayye ala salah diyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyorsun. Hayye alel felah diyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyorsun. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Ezan duasını okuyorsun. Allahümme Rabb'e e ditte amme. Bismillahirrahmanirrahim. Okumaya devam ediyorsun Kur'an-ı Kerim'i. E. Bunun tek istisnası var. O arada fıkıh dersi yapıyorsan o dersi bırakmıyorsun. Çünkü fıkıh öğrenmek ve öğretmek ezandan daha önemli. Ama nafile Kur'an okumak ezandan daha önemli değil. Şairul İslam o çünkü. Çok önemli bir ölçü veriyor. Ezan okunurken ki en önemli ibadet okuduğun virdini virt ne ediyoruz? Yani ben her gün mesela 500 Kur'an okurum. 50 bin defa şu tesbihi yaparım. Buna virt denir mutat olarak Müslümanın yaptığı zikir ibadet demek. Beş vakit namazın vakti gelince ve lafzalu fi evkati salavatil Beş vakit namazın vakti girince en önemli ibadet namazı ciddiye almaktır diyor. Bu çok önemli bir şey. Namazı ciddiye almaktır diyor. Namaz kılmak demiyor. Niye? E zaten Müslüman namaz kılan adamdır. Kafire konuşmuyorum. Müslümanın namazı ciddiye almasıdır. Ondan sonra en iyi şekilde tadil erkenle uyarak namaz kılmaktır. İlk vaktinde kılmaktır. Mescide çıkmaktır. Fazlaca mescid için yol almaktır. Ne oldu? Ezan vakti, namaz vakti gelince Müslümanın bütün projeleri askıya kalktı. Namaza yönelik olan şeyleri ciddiye alma başladı bu sefer. Çünkü İslam evrensel ibadet zamanında ve mekanında yapılan şeydir. Kur'an okurken vel fi vakti kıraatil Kur'an. Kur'an okurken ki en önemli işimiz nedir? Cem'iyetul kalbi vel himmeti ala ve tefahhumi. Müslümanın Kur'an okurken ki en büyük ibadeti zaten Kur'an okuyorsun. Kalbinle derdini birleştirmektir. Yani düşüncen, anlayışın, her şeyin Kur'an'a yöneliyor. Bir buna biz Türkçede performans diyoruz. Bütün performansını Kur'an'a yığıyorsun. Hatta ki en Allah <laughs> Teala bihi. Kur'an okumuyorsun da Allah konuşuyor, sen dinliyorsun gibi Kur'an okumaktır diyor. Bu noktaya geleceksin. Bunu sağlayabildiğin zaman sen Kur'an okurken en büyük işi yapmış olursun.